Haydar hocamıza da teşekkür ediyoruz. Katılımın için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Ben bir DEM Partili değil. Kürt kökenli de değil. Ama demokratım. Adalete inanıyorum. Demokrasiye inanıyorum. Bunun için buradayım. Nasıl bakmamız gerektiğiyle ilgili bugün Hakkari'de yapılan, geçmişte biraz önceki geçmişte Van'da yapılan yıllardır hep aynı nakaratın tekrarlanmasıdır. Hep gerginliğin, şiddetin, devlet baskısının yükseltilerek devam ettirilmesidir. Bunun nedeni dünkü açıklanan enflasyondur. İşsizlik oranıdır. Üretimin bitirilmesidir. Eğitimin bitirilmesidir. Sağlıkta insanların hizmet bulamamasıdır. Ülkeyi yönetemeyenler artık kendi güruhlarını konsolide etmek için bu tür oyunlara devam etmeyi istiyorlar. Artık yeter. Gerçekten yeter. Binlerce, yüz binlerce insanın, milyonlarca insanın oyunu almış siyasi partilerin hakkını gasp edemezsiniz. Ankara'da istifa ettirdiğiniz belediye başkanının yerine neden kayyum atamadınız? Hocam söyledi. Kepez'de tutuklanan belediye başkanının yerine meclis üyeleri seçti. Hakkari'de neden bu yapılmıyor? Zaten ona da gerekçe yok ya. Yani ortada bir mahkeme sonucu yok. Bakın, bu ülkede herkes, seçilmiş olan bütün belediye başkanları, bütün meclis üyeleri, hangi siyasi partiden olursa olsun, eğer adalete, eğer demokrasiye inanıyorlarsa, bu olaya hep birlikte karşı çıkmaları gerekiyor. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi. Barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu kadar net. Artık gerginliğe de, faşizme de, baskılara da izin verilmemesi gerekiyor. Buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Sadece DEM Parti'ye yapılıyor diye değil. Hiçbir siyasi partiye yapılmasın bu. Hiç kimsenin, bir vatandaşın bile oyu gasp edilmesin. Yıllardır aynı nakarat. Söylenen gerekçelere geldiğiniz zaman 22 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda ülkeyi refaha çıkaracaklar. Yumuşayacak. Refaha çıkardığınız ülkeye bir bakın ya. TÜİK'in oranları bile %75. 9 milyon emekli 10 bin lira maaş alıyor. Temmuz'da zam yapmama kararı aldınız. Temmuz'da SGK emeklilerine zam yapılmayacak arkadaşlar. Göstermelik olarak söylenecek. 7500 lira olan taban şeyin üzerine yapılacak olan maaşlar aynı şekilde devam edecek. Bunların üstü açılmıyor. Bunların üstünün açılmaması için eğitimde yeni müfredat diye sunuları gördünüz mü? Ülkeyi orta çağa götürecek bir müfredattır. Bunların üstü açılmasın diye işte kayyumlar atanıyor. Buna izin vermemek gerekiyor. Biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak gerçekten barış içerisinde, eşit, özgür, demokratik bir ülkede huzurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bunun için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için de Hakkari Belediye Başkanı'nın yanındayız. Gün gelecek.